Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bu İbn Arabi okumalar için malum tasavvuf tarihinde çok mümtaz bir şahsiyet gerçekten. Hem eserleriyle hem de yapmış olduğu yorumları itibariyle tasavvuf tarihinin önemli simalarından bir tanesi. Fusus-ül Hikem isimli meşhur eserinin Davud el-Kayseri tarafından yapılmış olan şerhini okuyorduk. Giriş mahiyetinde bir bilgi vermiştik ilk dersimizde. Bugün inşallah özellikle Davud el-Kayseri'nin Fusus-ül Hikem'in anlaşılması noktasında yazmış olduğu mukaddimenin 7. bölümü olan Meratibül Keşf bölümü, Keşfin Mertebeleri bölümünü okuyarak bu metni takip etmeye başlayacağız inşallah. Tabii bu keşif konusu sufilerin marifet anlayışıyla, sufilerin bilgi anlayışıyla doğrudan alakalı bir husus. Önemli de bir kavram. Onun için Davud el-Kayseri de bu mukaddimesinde bu hususa müstakil bir bab ayırmış. Ve şerhe başlamadan önce bu mukaddime kısmında bunun, bu kavramın tasavvufi açıdan ne anlama geldiğini, keşif dediğimiz zaman ne mana yükleyeceğiz buna, bunu izah için önemli bir bölüm ayırmış. Keşfin mertebelerinden de bahsedecek. Fî merâtibil keşfi ve envâiha icmalen. Bu bölümün başlığını bu şekilde belirlemiş Davud el-Kayseri. Keşfin mertebeleri ve türleri hakkında bir bab bu. Tabi burada icmalen dedi. Yani mücbel olarak anlatacak, genel olarak anlatacak. Çünkü bu keşif konusuna girildiği zaman belki müstakil bir kitap da yazılabilir. Ama bu babda sadece genel anlamda ne anlama geliyor onu ifade etmeye çalışacak. İ'lem ennel keşfe lügaten ref'ul hicabi. Tabi önce bir bu teknik bir ıslah tasavvuf tarihinde keşf kavramı tasavvuf ilmine has özel bir anlamı var. Tabi bu özel anlamından önce de genelde bu tür eserlerde bir kavram açıklanacağı zaman lügatte, Arapçada ne anlama geliyor? Kelime manası itibariyle ne anlama geliyor? Bununla irtibat kurularak ıslahi manası, teknik manası ortaya konulmaya çalışılır. Onun için de burada şeyle başladı Davud el-Kayseri. Keşf kelimesinin Arapçada ne manaya geldiğiyle başladı. Arapçada perdenin kaldırılması anlamına gelir diye ifade etti. Keşf zaten manası itibariyle açmak manası vardır. Bir perdenin kaldırılması anlamına gelir. Mesela yukarı buradan Arapçada kullanımıyla ilgili de bir örnek vermiş. Keşefet el mer'atu vecheha. Mesela kadın yüzündeki perdeyi açtı, nikabını açtı, hicabını açtı anlamında, yüzündeki peçesini açtı anlamında böyle bir kullanımı varmış. Ey rafaat nikabeha. Yani peçesini açtı, yüzündeki peçesini açtı. Lügat manasını verdikten sonra şimdi ıslahi manasını verecek. Ve istilahan, ıslahi olarak ise, teknik bir tasavvufi terim olarak ise keşif kelimesi huvel ittila'u ala ma vera'il hicabi minel me'anil gaybiyyeti vel umurul hakikiyyeti. Bu keşif kelimesi ıslahi olarak perdelerin arkasında bulunan gaybi manaların gaybi manalara muttali olmaktır ve hakikatle alakalı işlere muttali olmaktır. Şimdi hani burada biraz bunu yine genel manada bir tanım yaptı. Şöyle ifade edelim. Genel itibariyle sufilere göre alemin bir sureti vardır. Bir de manası ve hakikati vardır. Biz zahiri duyumlarımızla onun suretini tecrübe ederiz, görüntüsünü tecrübe ederiz. Bu noktada bir bilgiye ulaşırız.
gözümüzle, kulağımızla, dokunma duyumuzla, işitme duyumuzla vesaire, bunlarla hep eşyanın zahiriyle alakalı bazı bilgilere ulaşabiliriz. Fakat bir de eşyanın hakikati vardır. Bu eşyanın hakikati ise tabiri caizse gözlerimizden perdelenmiştir. Zahiri duyumlarımızdan perdelenmiştir. Onun hakikatine hemen ulaşamayız. Dolayısıyla bu şekilde eşyanın hakikati, insanın hakikati, alemin hakikati, bu gibi gaybi bilgilere ulaşabilmek için aradaki perdelerin kaldırılması gerekir. İşte bu perdelerin kaldırılmasına da tasavvufun teknik tabiri itibariyle keşif deniyor. Demek ki idraklerimizin önünde birçok perde var ki bunu Hazreti Peygamber bir hadisi şerifinde ifade eder. Allah-u Teala'nın, Subhan olan Allah-u Teala'nın 70 bin nurdan, 70 bin de zulmetten hicabı vardır diyor. Bakın hani arada birçok, hadi buradaki ifadeler de aslında, rakamsal ifadeler de kesretten kinayedir. Aslında sonsuz hicap vardır. Zulmani perdeler var, daha kalın, daha kesif perdeler var, bir de latif perdeler var. Tasavvufi hayat boyunca işte manevi gelişim diyoruz, tekamül diyoruz, seyr-i sülük diyoruz. Bu seyr-i sülük esnasında sufi aşama aşama kalbini arındırdığı için, bütün hislerini arındırdığı için, bunun uygulama metotları da var. İşte halvet ile, uzlet ile, ibadet ile, taat ile, tevekkül ile, teslimiyet ile, zikir ile, değil mi? Bütün bu uygulamalarla ne yapıyor? Yaratılıştan getirmiş olduğu o idrak yeteneklerinin üstündeki perdeleri yavaş yavaş açıyor. Onları cilalıyor tabiri caizse. O perdeler açılınca da artık eşyayı başka gözlerle görmeye başlıyor. Gözü zahir gözüyken artık kalp gözü olmaya başlıyor. Böyle bir dönüşüm söz konusu. Onun için burada bizim hakikati görmemizi engelleyen perdeler var. Bu perdelerin kaldırılmasına tasavvufi anlamda ne diyoruz? Keşif diyoruz. Burada şimdi şeylerinden bahsedecek, keşfin türlerinden bahsedecek. Genel bu tanımını yaptıktan sonra Davud el-Kayseri. Ve huve maneviyün ve suveriyün. Bu keşfin manevi olanları vardır. Herhangi bir surette olmayan manevi olanları vardır, mücerret olanları vardır. Bir de suveri olanları vardır. Bir suret üzere olanları vardır. Genelde iki ana kısma ayrıldı. Ve ani bir suveriyi. Suveri olanla şunu kastediyorum diyor. Artık keşfin belirli bir surette gerçekleşenliğiyle neyi kastettiğini açıklayacak burada Davud el-Kayseri. Ma yahsulu fi alemil misali min tariqil havasil hamsi. Beş duyu yoluyla misal aleminde hasıl olan keşiflere keşf-i süveri diyor. Beş duyu yoluyla. Tabi bunu biraz izah etmek gerekecek. Şimdi beş duyumuz normalde biraz önce ifade ettik biz bunu. Bu dünyaya açılmıştır. Zahiri anlamda suretleri elde eder. Onunla bilgiye ulaşır. Fakat işte insan biraz önce ifade ettiğimiz seyr-i sülük usulleri diyelim, manevi arınma usulleriyle kalbini, ruhunu arındırdığı zaman, nefsindeki kirlerden arındığı zaman, taat yoluyla, kulluk yoluyla, halvet yoluyla, uzlet yoluyla bu şekilde manevi bir arınma elde ettiği zaman bu zahiri hisler tabiri caizse sınıf atlıyor. Artık göz daha keskin olmaya başlıyor. Daha batini hisler meydana geliyor bu zahiri hislerden. Bu beş zahiri his adeta batini bir manevi bir hisse dönüşüyor. Göz daha latif suretleri görmeye başlıyor. Kulak daha latif sözleri işitmeye başlıyor, hitabı işitmeye başlıyor. Bununla bu hususta zaten biraz sonra yapacağı açıklamalarda Davud el-Kayseri hep Hazreti Peygamber'den örnek verecektir. Değil mi? Hazreti Peygamber'in mesela bir insan olarak beş duyusu var. Bu beş duyusuyla, zahiri beş hissiyle
etrafındaki olayları değerlendiriyor. Onunla bir beşer olarak bu dünyada hayatını devam ettiriyor ve bu noktada bir tecrübesi var. Ama Hazreti Peygamber'in bir de bütün bunlardan, bunların ötesinde bir vahiy tecrübesi var. Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, değil mi? Onu farklı bir surette görüyor. Onundan gelen hitabı işitiyor. Onunla vahiy tecrübesi esnasında ne oluyor? Hazreti Peygamber'in gözü daha batini bir göz, kulağı daha batini bir kulak haline dönüşüyor. Kalbi günahlarla kirlenmediği için vahyin inişine mahal olacak bir yer olarak, arı tertemiz bir mahal olarak ortaya çıkıyor. Demek ki aslında elbette ki vahiy tecrübe aynı olmasa da insan da yaratılışı gereği ruha sahip olduğu için benzer tecrübeler elde edebiliyor. Biz buna tasavvufta tabii vahiy demiyoruz. Tasavvuf terminolojisi içerisinde buna ilham deniliyor, keşif deniliyor işte. Burada ifade edildiği gibi. Demek ki insan uygun manevi gelişimini sağlarsa, yeterli derecede manevi saflığa erişebilirse, gözü daha keskin oluyor, kulağı daha latif bir hale dönüşebiliyor. Adeta idrakleri sınıf atlıyor tabiri caizse. Onun için burada dedi ki, beş duyu yoluyla, ki bu beş duyu artık zahiri beş duyu değil, zahiri beş his değil, batıni beş histir. Bu batıni beş his yoluyla misal aleminde hasıl olan, ortaya çıkan, meydana gelen suretleri ne yapmak? İdrak etmektir. Buna ne dedi? Keşfi sureli dedi. Belirli bir surette gerçekleşen keşif. Mesela artık bunlara biraz daha şey yapacak, detaylandıracak. Vezalike imma yekunu ala tariqil müşahedet. Bu ya bazen diyelim müşahede yoluyla olur, yani görme yoluyla olur. Hani beş duyuya nispetle tek tek bunları açıklayacak. Bu bazen görme yoluyla olur. Mesela bunu rüya tecrübemizle de ilişkilendirebiliriz. Hani rüyada ne yapıyoruz biz? Gözlerimiz kapalı, zahiri anlamda dünyayı görmüyoruz. Başka alemleri görüyoruz, başka suretler görüyoruz. Daha latif suretler görüyoruz. Bazen gördüğümüz o şeyi izahta çok zorlanıyoruz. Rüyamızı anlatamıyoruz, değil mi? Demek ki insanın bu anlamda başka görme şeyi de var. Başka alemleri, daha manevi suretleri görme kabiliyeti de var. Böyle olunca dedi ki burada işte şey, tek tek bütün bu zahiri beş duyumlarıyla alakalı keşfi suveriden bahsedecek artık Davud el-Kayseri. İnsanın her bir beş hissiyle alakalı bir gerçekleşen süveri keşiften bahsedecek. Ne gibi mesela? Müşahede yoluyla gerçekleşen keşfi suveri. Keru'yetil mükâşifi suverel ervahil mütecessideti vel envâri ruhaniyeti. Mesela keşif tecrübesini yaşayan kimsenin ruhların suretini görmesi gibi. Ruhların suretini görmesi, yani belli bir bedene girmiş olan ruhların suretini görmesi. Vel envâri ruhaniyeti, ruhani nurları, zahiri anlamdaki ışıltıları, parıltıları değil. Ruhani anlamda nurları görmesi gibi. Veyahut da bu şeyle olur. Mesela burada yine Hazreti Peygamber'in işte Cebrail Aleyhisselam'ı ne yapıyor? Somut bir şey olarak görüyor, değil mi? Bedenleşmiş bir ete kemiğe bürünmüş, yani orada bir suret olarak görüyor. Ama orada bedene dönüşen Dıhyetül Kelbi suretinde geldiğini biliyoruz, değil mi? Cebrail Aleyhisselam'ın sahabeden bazen Dıhyetül Kelbi suretinde geliyor. Orada ne yapıyor? Bakın, somut bir surete dönüşüyor. Bir melek, vahiy meleği, normalde diğer insanların idrakinden perdelenmiştir. Onlar onu idrak edemiyor. Cebrail Aleyhisselam tecrübe edemiyorlar ama Hazreti Peygamber ne yapıyor? Onu doğrudan bir müşahede olarak görebiliyor. Bunu bu şekilde örnek verebiliriz. Ve imma en yekune ala tariqis semai. Birincisinde görme yoluyladı, ikincisinde de
İşitme yoluyla da olabilir bu. Sadece görme yoluyla değil. Mesela ne gibi? Kesema'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el vahyen nazile aleyhi kelamen manzumen. Hazreti Peygamber'in kendisine inen vahyi tertip olunmuş bir söz olarak işitmesi gibi. Hazreti Peygamber kendisine inen vahyi tanzim edilmiş, tertip edilmiş, belirli bir anlam ifade eden bir söz olarak, kelam olarak işitmesi gibi. Burada da ne gerçekleşiyor? Bakın, Keşf-i Suveri'nin işitme yoluyla gerçekleştiğinde bir örnek olarak zikretti bunu. Veyahut da ev misle salsaleti ceresin, burada artık vahiy iniş şekilleriyle alakalı bir tabi bilgileri ekledi. Veyahut da bir çan sesi gibi. Vahiy inişleri, iniş şekilleri esnasında bu tecrübeler var. Hazreti Peygamber bir çan sesi gibi, bir uğultu gibi bir ses işitiyor. Ondan sonra kalbinde vahyin manası ortaya çıkıyor. Bunun gibi وَدَلِهِ النَّحْلِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَد۪يسِ الصَّح۪يهِ. Sahih hadislerde geldiği üzere, bildirildiği üzere arı vızıltısı şeklinde de duyabiliyordu Hazreti Peygamber. Bakın şimdi bir arı vızıltısı şeklinde bir ses duyuyor veya bir çan sesi gibi bir ses duyuyor ama akabinde ne meydana geliyor? Vahyin nüzulü gerçekleşmiş oluyor. Biz de zahiri yetilerimizle kulağımızla arı vızıltısını işitiyoruz. Arı vızıltısına benzer şeyler, sesler işitiyoruz, duyuyoruz. Çan sesleri duyuyoruz, çıngırak sesleri vesaire duyuyoruz. Ama bunu biz zahiri anlamdaki kulağımızla duyduğumuz için bu bizde başka bir bilgi meydana getirmiyor. Sadece bir arı vızıltısı olarak bu sesi duyduk, tecrübe ettik, bizim için bitiyor. Ama Hazreti Peygamber o esnada vahiy tecrübesi yaşadığı için bu sesleri batıni hissi olan batıni kulağıyla duyuyor tabiri caizse. Dolayısıyla o onda ne yapıyor? Vahiy bilgisine dönüşüyor. Bütün bunları hep Hazreti Peygamber'e referansla açıklayacak Davud el-Kayseri. Onun vahiy tecrübesine referansla açıklayacak. Ama bunlar Hazreti Peygamber'in tecrübe ettiği o saf, kendisinde herhangi bir şüphe bulunmayan vahiy tecrübesine mahiyeti itibariyle benzetirler. Onun kadar net olmayan, kimi zaman hatta bazen şüpheli olan sufilerin yaşamış olduğu keşif tecrübesine temel olarak anlatıyor bunu. Aynı şekilde sufiler de ilham ve keşif tecrübesini yaşarlar. Bu şekilde bir gaybi bilgi elde ederler ama onların elde ettiği bilgiye biz vahiy demeyiz asla. O ne bir yeni şeriat getirir, yeni bir hüküm getirir ama şeriatı izah eder, açıklar, tanımlar, tarif eder. Bu noktada bize değerli bilgiler sunar. Ama asla vahiy ile eşdeğerde değildir. Hadiste rivayet edildiği gibi demiş, bu vahiy şekillerinin indirilişiyle alakalı bu bilgiler sahih bir hadisten gelmektedir, rivayet edilmektedir. فَاِنَّهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ يَسْمَعُ ذَٰلِكَ وَيَفْهَمُ الْمُرَادَ مِنْهُ Hazreti Peygamber bu sesleri işitiyordu. O seslerden kastedilen manayı anlıyordu hemen. Hani o sesleri işitiyordu, arı vızıltısı vesaire gibi bu sesleri işitiyordu. O seslerden asıl kastedilen manayı hemen anlıyordu. Kalbine bu mana nüzul ediyordu. Veyahut da bu şey yoluyla da olabilir. Bakın görme yoluyla olanı açıkladı. İşitme yoluyla olanı açıkladı. Yavaş yavaş artık bütün zahiri hislerle alakalı olanı ifade edecek. Ev ala sebilil istinşaki. Bu koklama yoluyla da olabilir. Bakın çok belki görmeyi, işitmeyi çok rahat şey yapabiliyoruz ama koklama yoluyla nasıl şey yapacak? Hani nasıl bir bilgi oluşacak? Bunu ifade ediyor. وَهُوَ تَنَسُّمُ بِالنَّفَخَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ Bu ise ilahi nefhaları, ilahi esintileri teneffüs etmektir. Onu yakalamaktır, bunu koklamaktır.
Hani tabiatta zahiri anlamda işte çiçekten gelen, yeşilliklerden gelen çok hoş kokular vardır. Bazen bir esinti gelir, çok hoş kokular getirir. Biz o kokuları koku duyumuzla tecrübe ederiz. Ama o sadece bizde o şeyi, tecrübeyi bırakır. Fakat Hazreti Peygamber'in bu anlamda daha işte keşfi süveri diyebileceğimiz farklı tecrübeleri var. Bununla ilgili ne diyecek bakalım? وَتَّنَشُّهُ لِلْفَوَحَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ Yine aynı şekilde rububiyetle alakalı hoş kokuların teneffüs edilmesidir, onun koklanmasıdır diyor. Bu şekilde tanımlıyor. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. İnne lillahi fi eyyami dehrikum nefahatun. Dikkat edin, Allah'ın şu günlerde, şu sizin zamanınızda ilahi nefhaları vardır, ilahi esintileri vardır. Ela fetaridu leha. Dikkat edin, bu esintileri kaçırmayın. Hani Hazreti Peygamber o dönemde hayatta aslında o esintileri getiren de Hazreti Peygamber, bizatihi kendisi. Çünkü ilahi nefhalar, vahyin ilahi esintisi Hazreti Peygamber üzerinden insanlara ulaşıyor. Yoksa insanlar kendi başına bunları tecrübe edemiyorlar. Dolayısıyla bu ilahi esintiler gelmekte, o Rahmani, Rabbani esintiler gelmekte, bunları kaçırmayın, bunları teneffüs edin. Bunları yakalayın diye bir uyarıda bulunuyor. Ve Gale yine şöyle buyurdu. İnni le ecudu nefeser rahmani min gıbelil yemeni. Ben Rahman'ın nefesini Yemen cihetinden buluyorum. Diyor, bakın böyle bir şey var. Rahman'ın nefesini, o nefhayı ilahiyi bu cihetten tecrübe ediyorum. Ben bu kokuyu, bu hoş kokuyu, Rabbani kokuyu, Rahmani kokuyu alıyorum diye ifade ediyor. Bunun da ötesinde ev ala sebilil mülasemeti, dokunma yoluyla da gerçekleşir diyor bu keşfi süveri. Bakın koklama yoluyla var, dokunma yoluyla da bu şey gerçekleşir. Bakalım o nasıl olacak? Vehiye bu dokunma yoluyla gerçekleşen suveri keşif ise bil ittisali beynen nureyn, iki nurun birleşmesiyle gerçekleşir. İki nurun bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Ev beynel cesedeynil misaliyeyni veyahut da misali iki bedenin bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Bu temas yoluyla, dokunma yoluyla gerçekleşen keşif. Bununla ilgili nasıl bir örnek verecek bakalım. Kema nevelehu Abdurrahman bin Af. Abdurrahman bin Af'ın rivayet ettiği üzere radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ra'eytu Rabbi tebareke ve teala fi ahseni sureti. Rabbimi en güzel bir surette gördüm. Bu hadis-i şerif. Hadisin kaynağı verilmiş mi bir bakayım. Yok, şey olarak verilmemiş. Abdurrahman bin Af'tan gelen bir şey, rivayet. Diyor ki Hazreti Peygamber, ben Rabbimi en güzel bir surette gördüm. Bakın aslında bu birinci kısmı da müşahede yoluyla gerçekleşen, yani görme yoluyla gerçekleşen bir şey. Hani orada somut bir şekilde zahiri bir şey, zahiri hissiyle bir şey görmedi Hazreti Peygamber. Hani en güzel surette gördüm diyor. Orada yine batıni gözüyle, kalp gözüyle bir Hak Teala'nın bir tecellisini gördü. En güzel surette bir tecellisini gördü. Bu hadisin bu kısmını yine görme yoluyla gerçekleşen keşfi suveriye örnek olarak zikredebiliriz. Ama bu hadisi Davud el-Kayseri temas yoluyla gerçekleşen keşfi suveri için getirdi. Bakalım onunla ilgili hadisin devamında ne deniyor? Fekale, Allah-u Teala dedi ki, şöyle buyurdu. Fîme yehtesimul melehul âlâ ya Muhammed.
Ey Muhammed, o yüce melekler ne hususta tartışıyorlar, ne hususu mülahaza ediyorlar diye Hazreti Peygamber'e sormuş. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdi. Ente a'lemu ey Rabbi merrateyni. Hazreti Peygamber sen en iyisini bilensin ey Rabbim dedi. Hem de iki kez tekrarlamış bunu. Merrateyni diyor burada. Sen en iyisini bilensin ey Rabbim, sen en iyisini bilensin ey Rabbim diye cevap vermiş. Fekale, Hazreti Peygamber sözlerine şöyle devam ediyor. Feveda Allahu keffehu beyne ketifeyye. Bakın şimdi burada teşbih vari şeyler var, ifadeler var. Hani bunu biraz şeyle de düşünelim. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın elinden bahsedilir değil mi? Yedullahi fevga edihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir gibi. Böyle teşbih vari ayetler vardır ama bu hep tenzih ilkesi doğrultusunda yorumlanır. Bu çerçevede düşünelim. Feveda Allahu keffehu beyne ketifeyye. Allah-u Teala elini iki kürek kemiğinin arasına koydu. Aynen bu ifade bu hadiste geçen. فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ سَدَّيَّ. Onun serinliğini göğsümün, iki göğsümün arasında hissettim. Serinliğini iki göğsümün arasında hissettim. İki kürek kemiği arasında bir ilahi elin temas etmesi var. Bunun serinliğinin iki göğüs arasında hissedilmesi var. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Gökte ve yerde olan her şeyi bildim diyor. Bir temas sadece. Bakın orada detaylı bir şekilde ilahi hitap yoluyla ayetler gelerek teferruatlı bir şekilde semavatta, arzda olan bütün bilgiler kendisine öğretilmiyor. Sadece bir temas yoluyla. Öyle bir rahmani temas, bir rabbani temas yoluyla ne yapıyor? Hazreti Peygamber'e bu işte semavat ve arzda bulunan bütün ilimleri bildim diyor. Bunu da işte bu hadis-i şerif ışığında Davud el-Kayseri demek ki Keşf-i Suveri'nin temas yoluyla gerçekleşeni de var. Buna örnek ifade ediyor. Sümme telâ hâzihil ayete. Sonra bundan sonra da şu ayet-i kerimeyi okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezâlike nuriye İbrahim'e melekûtes semâvâti vel ard ve liyekûne minel mûkinîn. İşte bu şekilde İbrahim Aleyhisselam'a da, Hazreti İbrahim'e de yerin ve semavatın melekutunu gösterdik. Ayet-i kerime bu. Aynı şekilde Hazreti İbrahim'e de arzın ve semavatın, semaların melekutunu gösterdik. Ve liyekûne minel mûkinîn. Yakin sahibi olması için, yakini bir bilgiye ulaşması için biz İbrahim'e de bu şeyleri gösterdik aynı şekilde. Bunu hani belki hadisin hemen akabinde bu ayeti kerimeyi zikretmesi Hazreti Peygamber'in İbrahim Aleyhisselam'a semavatın ve arzın, göklerin ve yerin melekutunun gösterilmesi de ayette ifade edildiği şekliyle böyle bir rahmani temas yoluyla olduğu anlamına yorumlayabiliriz. Çünkü hemen akabinde bunu şey yaptı, bu ayet-i kerimeyi zikretti. Ve kezalike dediğine göre işte böylece biz ona gösterdik dediğine göre aynı şekilde o da böyle bir manevi tecrübe neticesinde ne yaptı? Göklerin ve yerin melekutunu gördü. Bu böyle bir tecrübeyi yaşadı diyebiliriz. Beşincisi artık görmeyi söyledi, işitmeyi söyledi, koklamayı söyledi, teması söyledi, dokunmayı söyledi. Geriye tatma duyumuz kaldı. Tatma duyusuyla alakalı ne söyleyecek? Ev ala tariqi zevki. Zevk yoluyla yani tatma yoluyla da olabilir bu keşfi suveri. Kemen yuşahidu enva'en minel at'imeti. Yiyeceklerden bazı türlerini müşahede eden, onu tecrübe eden kimse gibi. Hani biz normalde bir yiyeceği alır yeriz işte. Su içeriz, süt içeriz vesaire. Bunları zahiri tatma duyumuzla tecrübe ederiz. Ama bizde bir bilgi hasıl olmaz. Bu sadece zahiri düzlemde gerçekleşen bir şey. Ama
manevi keşif yoluyla gerçekleşen zevk, hani tasavvufa da bu anlamda ilmi zevk denir değil mi? Hani tatmayan bilmez denir. Tasavvufi tecrübe bu anlamda bir zevktir, bir tadılan bir şeydir. Teorik bir bilgi değildir bizim burada yaptığımız gibi. Bizzat fiili olarak yaşanan manevi bir zevktir. Feiza zaga minha, ondan bir şekilde tattığı zaman ve ekele ve yediğinde ittala ala me'anil gaybiyetin, gaybi manalara muttali olur. Yani bir şey yer gibi bir şey var, bir yeme ameliyesi gerçekleşiyor ama bu yeme ameliyesi zahiri bir ameliye değil, batıni bir ameliye. Böyle bir zevk var, böyle bir manevi zevk var. Bunun neticesinde gaybi manalara muttali olma söz konusu. Bununla ilgili şu hadis-i şerifi Davud el-Kayseri örnek olarak zikrediyor. Galin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ra'eytü enni eşrabul lebene. Kendimi süt içer gördüm. Hazreti Peygamber'in bir rüyası bu. Hazreti Peygamber rüyasında kendisini süt içerken gördüğünü söylüyor. Hatta harace reyye min azafiri. Öyle ki hani bu süte kanmam neredeyse tırnaklarından taşıyordu diyor. O kadar doydum ki, o kadar onu o süte o kadar kandım ki, suya kanar gibi kandım ki neredeyse o tırnaklarından taşıyordu diyor. Bu derece sütü tattım. فَاَعْتَيْتُ فَضْلِي اُمَرًا. O taşan kısmını, fazlasını Ömer'e verdim. Hazreti Ömer için söylüyor bunu. Ömer'e verdim. فَاَوَّلْتُ ذَٰلِكَ بِالْاِلْمِ. Bunu da ilme yordum diyor Hazreti Peygamber. Bizatihi kendi rüyasını tevil ediyor burada. Orada süt içmeyi, bakın sütü neye yordu? İlme yordu. Hani Hazreti Peygamber süt içiyor ama bir ilim elde ediyor orada. Onun için o süt içme tecrübesini ne yaptı? İlimle yorumladı. Dolayısıyla burada bakın neyi örnek verdi Davud el-Kayseri? Zevk tatma yoluyla gerçekleşen bir süveri keşfe örnek olarak Hazreti Peygamber'in bir tecrübesini anlattı. Şimdi burada bir detay bildi ama hani bizim anlattıklarımızla alakalı değil de örnek olması bakımından biraz da zihnimizde yer etmesi bakımından bir ilave bilgi var altta. Bu Davud el-Kayseri'nin bu şerhini tahkik eden Ayetullah Hasanzade Amuri, bu İranlı, Şii bir alim. İbnül Arabi de İran'da da okunur, yani bu Fususül Hikem şerh edilir, sürekli okunur Kum şerhinde, şerhinde. Böyle bir gelenek var orada. Davud el-Kayseri'nin bu şeyleri de okunuyor, şerhi de, Fususül Hikem şerhi de okunuyor. Onun için bakın bu eserde bir Şii alim şey yapmış, tahkik etmiş. Fakat şimdi hani insanın dikkatini çekiyor. Hazreti Ömer'e böyle bir rivayette ilmin, Hazreti Peygamber'den taşan ilmi şeye verdim diyor. Hazreti Ömer'e verdim diyor Hazreti Peygamber. Şimdi onlarda da malum bir hilafet şeyi var. Hazreti Ali'nin hilafetinin gasp edildiği düşüncesi. Dolayısıyla bu anlamda bu ilk halifelere karşı Hazreti Ebu Bekir başta olmak üzere bir şeyleri var, refleksleri var diyelim. Acaba bu konuyu nasıl şey yaptı diye merak ettim. Dipnota baktım. Oraya da kendisi dipnot koymuş. Buradaki fazla olan ilmi, Hazreti Peygamber'den taşan, hani tırnaklarından taşan fazla ilmi, fudulül ilmi evhamun ve mugaletatun diye şerh etmiş kendisi dipnotta. Burada Hazreti Peygamber'den taşan ilim gereksiz vehimlerdir gibi böyle bir şerh koymuş. Hani evhamdır ve mugalatattır. Hatalı, galat bilgiler ve vehimlerdir gibi izah etmiş. Bu noktada hani Şii alimlerin refleksini de göstermesi bakımından bu kısa şeyde anekdotta önemli. Evet. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bütün örneklerini vermiş oldu artık şey. Beş duyuyla alakalı bütün örneklerini verdi. Bakalım ilave hangi bilgiler var? وَهَذِهِ الْاَنْوَاءُ قَدْ يَشْتَمِعُ بَعْضُهَا مَا بَعْدٍ وَقَدْ يَنْفَرِدُ. Bu beş tür şey, keşf-i süveri,
bazen ikisi bir arada olabilir. Bazıları bir arada olabilir. Hem yani hem işitmeyle, hem temasla, hem görme yoluyla gerçekleşebilir. Bazen de sadece birisi olabilir. Yani bir arada da olabiliyorlar demek ki. Yani mesela yine Hazreti Peygamber örneğinde bir şey yapalım. Cebrail Aleyhisselam'ı görmesi, ondan bir hitap işitmesi. Ne oldu bakın? İkisi bir araya geldi. Hem görme gerçekleşti, hem de hitabı işitme gerçekleşti. Dolayısıyla ikisi bir arada olabiliyor veyahut da sadece tek de olabilir diyor. Ve kulluha tecelliyatun esmaiyetun. Bakın bütün bunların kaynağını da söylüyor. Hani bunlar nereden kaynaklanıyor iyi de. Biz bu tecrübeleri yaşıyoruz. Bütün bunların hepsi ilahi isimlerin tecellilerinden kaynaklanır. Hak Teala'nın ilahi isimlerinin tecellilerinden kaynaklanır. İzi şuhudu min tecelliyatil ismil basir. Bu görme esnasında gerçekleşen o manevi müşahede Hak Teala'nın gören anlamına gelen basir isminin tecellisindendir. Bakın bütün hani temele zaten özellikle İbn-ül Arabi'nin bu noktadaki temelisi şeydir yani. Yaratılıştan da bahsetse, marifetten de bahsetse bunun muhakkak bir ilahi orijininden bahseder. Ve ilahi bir isimle ilişkilendirir. Kainattaki bütün hadiseler, bütün olaylar Hak Teala'nın sonsuz güzellikteki esmasının tecellileriyle ancak vücut bulur, ancak marifet bulur, ancak ışık bulur, aydınlık bulur. Dolayısıyla bakın bizim fiziki gördüğümüz şeylerin de hakikat düzeyinde temel bir dayanağı var, temel bir mesnedi var, Esma-i İlahiye. Onu oraya bağlıyor. Vessemâhu min ismi semî'i. İşitme ise Hak Teâlâ'nın işitme anlamına gelen senî isminin tecellilerinden kaynaklanır. Ve kezâlikel bevâkî. Diğerlerini de bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani her halükarda bir ilahi isimle bunları ilişkilendiriyor. İz likullin minha ismun yurabbihi. Çünkü bunların bu batini yetilerin diyelim, bu batini hislerin her birinin bir ismi vardır, ilahi bir ismi vardır. O ilahi isim onu terbiye eder. Onun terbiyesinde ne yapar? Gelişimini sağlar. Onu edeplenir. Hani Hazreti Peygamber diyor ya, "Eddebeni Rabbi fe ahsene teddibi." Rabbim beni edeplendirdi, ne güzel edeplendirdi diye. Burada bu edeplendirmeyi, bu şekilde terbiye etmeyi, geliştirmeyi Davud el-Kayseri ki bu da tabi İbn-ül Arabi'den mülhemdir. İlahi bir isme dayandırıyor. O onu ne yapar? Terbiye eder. Hak Teala'nın basir isminin tecellileri bir velinin veyahut da Hazreti Peygamber'in batını görme gözünü terbiye eder. Onu daha latif bir hale dönüştürür. Ve bu şekilde bu müşahedeler meydana gelir. Ve kullu min sevdanil ismil ve kulluha min sevdanil ismil alim. Bunların her birisi de Hak Teala'nın alim ismine bağlıdır. Yani bu en nihayetinde gitti bakın Hak Teala'nın mutlak ilmine dayandır. Elbette biz hani ister vahiy diyelim buna, ister keşif diyelim. Bunların neticesinde bir ilim hasıl oluyor, bir ilim meydana geliyor. Birincisinde herhangi bir üzerinde tartışma söz konusu olmayan şeriat ilmi ortaya çıkıyor. Keşifte ise, ilhamda ise bir şeriat koymayan, yeni bir şeriat getirmeyen açıklayıcı bir ilim meydana geliyor. Fakat bütün bunlar neyden kaynaklanıyor en nihayetinde? Hak Teala'nın sonsuz ilmi ezelisinden kaynaklanıyor. Bakın bilgiyi en nihayetinde götürdü nereye bağladı yine? Hak Teala'nın mutlak ilim sıfatına dayandırdı. Ve imkâne kullüm minhâ min ümmehâtil esmâ'i. Her ne kadar burada biraz önce zikrettiğimiz bütün isimler, işte Semiye ismi, Basir ismi, ana temel isimlerden olsa da Hak Teala'nın işte ana isimlerinden olsa da
Bunlar da en nihayetinde nerede toplanıyor? Alim isminde toplanıyor, ona bağlı oluyorlar. Mücerred keşfe şeye geçmeden önce bir iki şey daha var. Onları da okuyalım inşallah dersimizi bu şekilde toparlamış olalım. Ve enva'ul keşfü süveriyyü imma en tetaallegu bil havadisi dünyeviyeti evla. Artık Hazreti Peygamber merkezli açıkladı ya, bunu artık biz hani bunun alt mertebelerini ehlullah için, sufiler için düşünebiliriz. Bu belirli bir surette gerçekleşen keşfin türleri ya dünyevi bir hadiseyle de alakalı olabilir, olmayabilir de. Uhrevi bir hadiseyle de alakalı olabilir. Bakın bunlar dünyevi bir hadiseyle de alakalı olabiliyor. Hazreti Peygamber'in şahsiyetinde ifade edilen şeyler elbette ki uhrevi şeylerdi. Ama bunlar, bu tür şeyler dünyevi bazı olaylarla da alakalı olabilir diyor. Fe imkânet müteallikaten biha. Eğer dünyevi şeylerle alakalı ise bu bilgiler, hani bilinmeyen bir bilgi ansızın bir keşf yoluyla ne yapılabilir? Ortaya çıkabilir. Mesela örnek de vermiş buraya şey Davud el-Kayseri. Kemeci-i Zeyd'in mine sefer, Zeyd'in seferden gelip, yolculuktan gelip ve irtâihi li umera elfen mine denanir. Ömer'e 1000 dinar para vermesi gibi. Hani şöyle diyelim, bunu daha somut hale dönüştürelim. Bir keşif yaşandı. Dendi ki yarın Ömer gelecek sana veya işte Zeyd gelecek Ömer'e 1000 lira para verecek. Ertesi gün oluyor, bakıyorsunuz gerçekten olmuş bu iş. Bir gün önceden haber veriliyor. Bu şekilde olabilir diyor. Zeyd'in gelmesi, Ali'nin velinin gelmesi veyahut da Mehmet'e para vermesi nedir? Bu dünyevi bir hadisedir. Hani uhrevi bir hadise değildir. Veya gaybi bir şey değildir. Manevi bir şey değildir. Böyle de olabilir diyor. Ama bunu bakın şey nasıl isimlendiriyor? Davud el-Kayseri. Fetüsemma rahbaniyeten. Bu rahban, ruhbanlık diye isimlendirilir. Biraz böyle Hristiyan ruhbanlarına da atıfta bulunacak şekilde. Bu ruhbanlık şeklinde de isimlendirilir. Hani gereklerini yerine getirdiği zaman insan şey de olabilir hani böyle... asli hedef, asli gayesi marifetullah olmasa da bu uzak doğu dinlerinde de var, mistik geleneklerinde de var. Yani çok halvete giriyor, hani çok çile çekiyor kendince, çok az yiyor. Böyle bazı riyazetler yoluyla bazı bilgilere insanlar ulaşabilir anlamına geliyor bu. Gibi, tabii o asli amaç değil yalnız bu. Böyle bir bilgi veriyor. Zaten devamında da diyor ki, لِتِّلَائِهِمْ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ Dünyevi anlamda gaybi olan bilgilere muttali olmalarından dolayı, erişmelerinden, ulaşmalarından dolayı بِحَسَبِ رِيَادَاتِهِمْ وَمُجَاهَدَاتِهِمْ Yapmış oldukları riyazet ve mücahedeler neticesinde dünyevi bazı gaybi olan bilgilere ulaşmalarından dolayı buna ne denmiş? Rahbaniyet denmiş. Yalnız burada asıl önemli vurgusu daha sonraki pasajda geliyor. Ve ehl-i süluk, ehl-i süluka gelince, yani bizim sufilerin, ehlullahın metoduna gelince ve ehl-i süluka gelince لِعَدَمِ وُقُوفِ هِمَمِهِمِ الْعَالِيَّةِ فِي الْاُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ Onların yüce himmetleri dünyevi işlerle alakalı olmadığı için, hani onların bir himmeti var, bir yönelişleri var. Bu yönelişleri, bütün gayeleri, dünyevi herhangi bir amaç olmadığı için لَا يَلْتَفِتُونَ اِلَى هَذَا الْقِسْمِ مِنَ الْكَشْفِ Keşfin bu kısmına asla iltifat etmezler diyor. Yani sufinin asıl gayesi nedir? Allah'a ulaşmak, Allah'ı tanımak, marifetullah, bu anlamda kulluğu marifetullah'a ulaşarak, hakikate ulaşarak, tahkike ulaşarak en manevi düzeyde, en deruni düzeyde yerine getirmektir. Yani riyazeti de, mücahedesi de, nefis terbiyesi de, tezkiyesi de bütün hedefi bunun içindir. Başka herhangi bir dünyevi amaç için bütün bunları yapmazlar. Dolayısıyla diyor ki ehl-i sülük himmetleri
ulvi gayelere yönelik olduğu için, dünyevi gayelere yönelik olmadığı için bu tür keşiflerle ne yapmazlar? Oyalanmazlar, bunlara iltifat etmezler diyor. Onun için mesela şey de öyledir değil mi? Hani kerametler de öyledir. Ehlullah'ın amacı keramet göstermek midir? Ha, keramet bir vakadır. Bu yolda bu şekilde bazen bir imtihan olarak, bazen bir delil olarak ortaya çıkabilir, zuhur edebilir. Bunu biz inkar etmeyiz ama bir sufinin amacı asla keramet göstermek değildir. Ehlullah'ın amacı bu değildir. Onun gibi burada da bu tür keşifler de nedir? Rahbaniyet olarak isimlendirilmiş, Ehlullah'ın, Ehl-i Sülûk'un nihai gayesi falan olmadığı için bu tür şeylere itibar da etmezler diyor. Zaten لِصَرْفِهَا فِي الْاُمُورِ الْاُخْرَوِيَّةِ وَاَحْوَالِهَا onların himmetlerini uhrevi işlere, uhrevi durumlara yönelttikleri için o dünyevi işlerle, bu tür şeylerle meşgul olmazlar. Zaten devamında da diyor ki وَيَعِدُّونَهُ مِنْ قَبِيلِ الْاِسْتِدِرَاجِ وَالْمَكْرِبِ الْعَبْدِ bunları da zaten istidraç olarak şey yaparlar, kabul ederler, değerlendirirler ve kul için de bir tuzak olarak değerlendirirler. Hani diyelim ki gerçekten bir insan çok riyazet yaptı, gerçekten de dünyevi anlamda dedi ki ya şurada bir hazine var, hadi git al. Baktınız ki gerçekten de çıktı. Ha, bu dünyevi anlamda belki zahiren bir şey gibi gözüküyor. Hani bir getiri gibi gözüküyor ama onun başına ne gibi dertler açacağı, ne gibi bir imtihan olduğu bunun, ne gibi bir tuzak olduğu orada onu bilmiyor. Asıl bilgi bu. Asıl bilgi insanın hakikatine uygun olarak, kulluğuna uygun olarak işine yarayan bilgilerle meşgul olması. Yoksa dünyevi herhangi bir amaç için değil. Bel kesirun minhum la yeltifetune iler kısmil uhreviyye eydan. Hani biraz işi daha da ileriye götürdü burada Davud el-Kayseri. Bilakis çoğunluğu aynı şekilde uhrevi olan karşılıklara da iltifat etmezler. Hani iltifat etmezler derken ahirette cennette sunulacak nimetleri hafife alma anlamında değil. Bu alanda işte Rabiyatü Adeliye'nin Yunus'un değil mi şeyler var, şiirleri var. Cennet cennet dedikleri şeklinde başlayan bu bazen eleştirilir de. Bilakis diyor dünyevi herhangi bir faydanın peşinde koşmazlar. Uhrevi anlamda da bir faydayı kendilerine amaç edinmezler. Onu reddederler demiyor bakın burada. Onu reddederler, inkar ederler değil. Onu değersiz görürler değil. Ama asıl hedefleri bu değildir. Nedir? وَهُمُ الَّذ۪ينَ جَعَلُوا غَيَةَ مَقَاسِدِهِمْ الْفَنَاءُ فِي اللّٰهِ وَالْبَغَاءُ بِهِ onların asıl hedefi Allah'ta fani olup yine onunla baki olmaktır. Yani asıl şey Allah'a kurbiyettir, Allah'a yakınlıktır, ona ulaşmaktır. Onun isimlerinin tecellisiyle boyanmaktır. Bu anlamda da yüce ahlaka ulaşmaktır. Yoksa herhangi bir dünyevi, uhrevi şey söz konusu değildir diye ifade ediyor. Bundan sonra konu biraz daha şey yapacak, değişecek. İnşallah bu şekilde böyle tamamlamış olalım. Eyvallah. Yani evet, onun temelde onu anlatıyor zaten. Talep edilen de o, arzulanan da başka bir hedef yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.